Valorant'a başlayabileceğimi sanmıyorum. Ama dünyanın en iyi oyunu LoL oyuna efsaneler aç. Onu oynarım. Gitarini zaten dün yaptım. Benim MOBA oyunum CF zaten her akşam oynuyoruz da onun yayınlarını henüz hiç başlamadım ben. Aramızda oynuyoruz. Son bir büyük güncelleme getirmem gerekiyor. Ondan sonra yayınlarını yaparım. Artun'u beni getirdiği pis şövalyeler. Bunları bir deneyeyim bari dur ya. Biraz deneyeyim. Bakarsın bir mucize olur. Yenerim. Ama şu an o kadar zor gözüküyor ki mesela. Çünkü daha bunların ikinci fazları var mı? Bilmiyorum. Eğer varsa ne yapacaklar, hareket falan filan fikrim yok. Biraz sakin yavaş oynarsam olacak gibi gözüküyor şu an. Aa. İşte dur ya, bu denenebilir. Bu denenebilir. Serin, hoş geldin. Aynen, bunu biraz deneyebilirim ya. Sonra artık bugün şeye gideyim ya, şu karlı bölgeden artık devam edeyim. Bu sefer tamam yeter. Bu arada bunları illa bugün yeneceğim diye bir şey yok. Bunları biraz deneyeyim. Aa, iyi vurdum lan bu sefer. İstanbul'da ama büyüme. Dur o zaman. Dur tamam. Yapamam gibi durmuyor. Şu an benim öğrenmem gereken diğer hareketleri. Evet, bunları iyi vuruyorum. Şey, hangi oyundan buldun beni? Şimdi öyle gezerken Elden Ring için mi buldun? Aa. Yaptım. yıl oldu. Bu olur, tamam, bunu yaparım ya.
Şimdi dur, benim diğerini öğrenmem lazım. Diğeri nasıl savaştığını. Bunu öğrenmem lazım. Oyun, yani seriyi biliyor musun? Yoksa bir tek Elden Ring'i gördüm falan ilgini mi çekti? Bir de sizde askerlik ne kadar artık? Ha, 6 ay ne güzel ya. Benim babam şey falan, büyüklerim 21 ay yapmış. Ben 15 ay. Bana oh diyorlardı 15 ay. Şimdi 6'ya kadar düşmüş. Güzel ama ya. Zaten böyle bir şey olması lazım. Lan o, sen ileri vurur. Kenar nasıl vuruyorsun? İşte yine göt göt işler. Oynayacaksan, çok da vakit harcamak istemiyorsan ve ruh hastası değilsen benim kurallarımla oynama. Ben biraz değişik oynuyorum oyunu. Yaptırıyorlar tabii ki. Ya yerine göre hani askerliği çok böyle çok zor olmayan yerler de var. Aa. Ben geri hizmettim. Ben arıza olduğum için geri hizmete atıldım. Bizim koca bölük 13 kişiydi. 13 kişi ya, koca bölük. Hepimiz birbirimizden arıza. Biz sadece Perşembe ve Cuma günleri çalışıyorduk doğru düzgün. O da çok fazla. Perşembe ve Cuma pestilimiz çıkıyordu. Kalan günler sporu yapıp goy goy. Ama Perşembe Cuma mühimmat işi oluyordu. Onları yapmak zorundaydık. Zor olduğunu biliyorum. Ya bir şey soracağım. Ben 2005-2006 arasında yaptım. Bu arada ben sürgün olduğum için çok gezdirdiler. Ben
7 yer gezdim. Nasıl yerde? 9 yer pardon. Bir şey soracağım. Hala öyle mi? Şimdi ıspanak yapıyor musunuz? Tamam. Dağıtımı kumanyayı verenlerin başında mısın? Onların arasında mısın? Yoksa sadece mutfak kısmı mı? Tamam. Ya dağıtım kısmını hiç görmedin yani. Hiç bir olay vardı çünkü Astiyer'le. Gittiğim her yerde vardı istisnasız ve ısrarla değiştirmemişlerdi o mantığı. Ispanağın yanına bir kazanda yoğurt çıkarıyorsun değil mi? Ispanak ve yoğurt ayrı ayrı. Aa, arkasına dönüp vuruyormuş. Tamam, arkadaşına şey sorar mısın? Yoğurdu ve ıspanağı ayrı ayrı alanlar var mı? Hoş geldin. Geçtim şey iş. O pezevengi yendim. Artun gönderdi beni buraya. Biraz deneyeceğim. Sonra karlı yerden artık devam. Yeter. O kadar lanet gelmediler bana. Aa. Bunun hareketleri daha yeni yeni öğreniyorum. Sucuk ve yumurta ayrı pişirttirdiler. Şunu sormak istiyorum. Askerlik yaptım her yerde. Şöyle bir şey oluyordu. Yoğurt ve ıspanak çıkıyordu dağıtımda. Orada bölükler gelip alırken bütün bölükler yoğurdu ve ıspanağı karıştırıp öyle götürüyordu. Diyorduk ki ya komutanım biz neden her şekilde her seferinde ay ben bununla uğraşıyorum? Çünkü hiçbir askerlik yaptığım yerde hiçbir yerde yoğurdu ayrı, ıspanağı ayrı götüren bölük ben görmedim. Öyle bir şey yok. Hepsi karıştırıp götürüyor. Ama askerlik her gün her yapıldığında o şekilde çıkıyor. Stagger olmuyorlar da gerek de yok ya. Bir şey değil mi? Gerçekten çok zor gelmedi bunlar bana. Bundan sonra karlı yerde bakalım neler çıkacak karşıma. Orayı hala bir merak ediyorum. Pek göremedim doğru düzgün. Galiba. Bir şey diyeyim, ben bunları sonra geleyim. Ben bunları yaparım ama eminim. Sadece artık yeter. Bıktım, ilerlemek istiyorum. Artık yeter. Bunları yaparım ama farkında mısın?
Daha birkaç denemede hani minnacık bıraktım bir tanesini. Zaten birinin gitmesi demek. İşte ilerliyorum ya. Ya hay e ben... Bak bir de böyle bir mantıksızlık var oyunda. Şimdi ben ta bir şey yürüyeceğim değil mi? Bununla mı uğraşacağım? Lan Grace'i yollasana beni. Ha? Buradan da göndermiyor. İlla yukarı çıkacağım. Şunun başındasın ve seni göndermiyor. JFA'ya çok 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 büyük bir update geliyor. Changelog çok büyük olacak. Bayağı bir. Çok kök bir şey değiştirdim. Ama bütün hero'ları tek tek yeniden ayarlıyorum hepsini. Warcraft'ta 125 Magic Resistance var ya hero'ların temel. Onu kaldırdım. %0. Bunu kaldırmak nelere yol açacak biliyorsun. Dün denedik etkiledi. Denemelik şey yapayım dedim. Hani herkesin hit point'ini 100 arttırdım. Ama şey oldu ya. Ben buraya gideceğim. En son buraya gideceğim demiştim. Bir boklar olmuştu. Herkesin canını 100 arttırmadım da. Ya sıkıntı şey. Büyücüler late'de düşüyor. Düşmekten ziyade ben intelligence olup da böyle çok intelligence ve mana kasma ihtiyacı hissetmiyorum. Ya zırh alıyorum, ya can alıyorum, ya hasar. Öyle büyücülük yok. Hem büyülerin hasar, şimdi büyülerin tek tek hasarlarını azaltıyorum. Bütün büyülerin, bütün skilllerin. Ve bazılarını biraz fazla azaltıp cooldownlarını kısacağım. Büyücü dediğin çatır çatır büyü yapmalı. Hepsini ayarlıyorum işte tek tek. Hepsini. Aa, Dokan Meyeri. Bu arada o şövalyeleri yapacağım ben. Çünkü bir tanesi benim bildiğim Crucible Knight. Ben onunla çok savaştım. Evet, üstünden 2 ay geçti. Ama hani 80 kere falan 90 kere öldüğüm bir tip. Hareketleri hani yaparken hatırlıyorum. Anam iskelet zombi yaratık ağacı. Hadi bakalım. Ama rakım sen de öyle bir şekilde anlatıyorsun ki sanki özel sınavla girilen, özel kıyafetlerimizi giyip, özel ayin yaparak oynadığımız ve oturunca hayattan koptuğumuz, sözleşme imzaladığımız bir şey gibi. Ulan geleceksin, bir saat kalacaksın, gideceksin. Aha, Çankaya. Çankaya adını verdim ben ona. O ne lan? O ne oğlum? O ne lan?
Ama neyden nasıl satayım ya? Heh işte Peace Rain. Benim için en önemli nokta orası. Babacım sen nesin ya? Neyden satayım ya? Hiçbir şey vermedi. Pekala. Dahası var. Aman ya uğraşmak istemiyorum. Çok kalabalıklar. İstemiyorum kuşmuş falan. Ben artık hedefime gitmek istiyorum ya. Kaya. Benim dokunma yeri nerede ya? Yok mu acaba oraya bir rahat iniş yeri? Yok gibi.
Aa. Ama sonra bakarım ya, ben artık ne olur bir hedefime gideyim ya. Hatırlıyorum seni, sen bir tane bossun da ne olur yeter ya. Umurumda değilsiniz. Öleceğimi düşünmedim oradan. Hasta ekme. Az önce niye çıkmadı? Neyse dur bakalım. Güzel. Çankayı halledeyim. Kanka ben dinliyorum senden. Bak tertemiz oldum. Duplicate. Benim hiç kullanmadığım şeyler. Bunların ücretleri aynı mı? Çünkü kopyalayıp satacağım, bana ne? Şimdi yani iki tane mi oldu benden bunda? Anlamadım da. Öyle mi? Ha bir neyse siktir et. Ha. Göremedim. Ama neyse dur, artık ben ilerlemek istiyorum. Ben onunla savaşmam, dur. O korkunç. Savaşmam ben bununla.
Merhaba. Ben şunu alıp gideceğim. Siz usta usta oynayın, ben gidiyorum. Vazgeçtim, tamam. Kaplanlar daha iyi. Ya muhtemelen savaştan 3-4 kuruşta alırım belki. Castle Soul. Olayı ne acaba? O ne lan? Bu kaplanlar şey mi? Ölünce tekrar geliyor mu? Neyse, bakayım ben bunların gücünü ya. Var ya Kubilay, hiç uğraşasım yok düz yaratıklarla, hiç. Ya, soldan devam edeyim. Ya çünkü bir süreden sonra level atlamak o kadar kazık oldu ki. Oturup bir şeyler öldüresim yok. Şimdi şuradan gideceğim. Pekala. Acaba o şeylerden kaç tane var? Gidip onları da halledeyim bir ara. Çankaya var ya. Çankaya diyorum ben onlara. Çünkü niye olmasın? Henüz iki tanesine denk geldim. Yine aynısı. Şu ileri gittiğimde vurdu sandım da. Şeyden vurmuş. Bir tepeden falan bakıyor demek ki. Ara sıra şey yapıyorum ya. Bu eski yerlere gidip dağıtıyorum her şeyi. Bu arada benim geçmediğim acaba geride kaç tane boss kaldı? Çok vardır muhtemelen.
Lan şey vardı bir ara çok komik geldi bana sahne. Şu Mokti Om'un yendiğim yer vardı ya o dungeon. Orada iri yarı adamlar var. Aynı Fel Twin mi ne aynı anda iki tanesiyle savaştığım bir yer. Onlar boss değil normal yaratık olarak orada karşımdaydı. Orada şey vardı ya. Karşıda da var. Onların ben merdivenden çıktığını gördüm. O iri yarı fıtı 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 gitti merdivene tırmandı. Sonra geri aşağı indi. Aşağı inerken kayıyor bir de. Basılı subspace'de. Bu arada ben bir yere indim. O mobu yendikten sonra böyle bir zemin kata düştüm. Taşlar kırıldı falan filan. Orada bir tane kanlı mı desem bilmiyorum. Bir tane kapı var. Ben o kapıyı açamadım. Bir ara yine gider bakarım. Peki öteki bana nereden sıktı? Sonra git başkası oyuna. İlgilenmiyorum. Ha. Oraya gitmemiş artık. Görünmezlik büyüsü var mı oyunda? Yok zaten kullanacağımdan değil de merak ettim. Silahımı görünmez yapan şey ne işe yarıyor olabilir ki? Ha ilgilendiğim bir şey değil. Şeyi de bir ara gidip kesmem lazım ya. Şu sürekli dizi karakteri var ya bir tane. Radan. Onun yolunda benim canım çok sıkılıyor, salıyorum ya. Yanına daha birkaç kere varabildim onun. Onda direkt öldüm, saldım sonra. Fark etmez, ben gitmek istiyorum oraya. Hayır, boss fight'ın kendisinden söz ediyorum. Altındaki minik eşekli sürekli karakter işte onu diyorum. Onu da aradan çıkartmam lazım da. Ruhum sıkılıyor böyle giderken koşarken uzun uzun. Skyrim'de sıkılmıyor, Skyrim'de roleplay yapıyorum. Kanka sen gelene kadar ben gittim.
Aman okulun bossuna da laf söyletmiyor insanlar. Anasına babasına laf etmişim gibi savunuyorlar Radan'ı. Başla. Ya. Geldi lan çılgın. Manyak ya. Geçemediğim yerin o kadar kolay bir yer olduğunun farkındayım ki. Sinirleniyorum o yüzden. O balistaların yönünü çevirebiliyorlar mı? Ya uzun uzun gidip ölmekten nefret ediyorum ya. Bak kısa olsun yol, bir zorluğu olsun o yol ama kısa olsun. Bu da anasının amıymış ya. Geçeceğiz, ne yapalım? Dur ya, ben şuraya gideceğim bir.
Dokanmıyorum var. Of. Kuşlara takıldı ya. Geliyor vallahi. İyi bari. Buranın osurlar olma ihtimali var mı acaba? İyi waypoint var. Böyle bir de öğreneceğiz. Sen izliyorsun bu arada. Burada mısın hala?
Yaşasın mantar düştü. Aman. Kullanmayacağım şeyler de bugün. Bir dakika, oraya gidince başka ne vardı orada? Oraya tekrar bakayım. Sonra solda bir yer var, oraya bakacağım. Şu karşıya gideceğim de. Şuraya son bir tekrar bakayım. Ağaçlar çok şey gibi oluyor. Bug'a girmiş gibi. Öyle duruyorlar. O ne lan? Burada tam burası bu kadarmış. Öldüm öldüm. Ölü. Şimdi öteki yer. Boss. Tamam, en başta çıkamadığım şey bu demek ki. Tamam, benim için önemli olan o asansördü. Onu da indirdik. Evet. Önümüzde bir boss fight var. Gerçi buradan da giderim, değil mi? Asansöre gerek yok. Bu beni ne kadar zor... Beni ne kadar zorlar bu boss? Haydi bakalım. Hatırladım, adam samanlayan. Yok yani, no hit geçebilir miyim? Geçersem kaç denemede geçerim? Hani bir saniye şu boss şeylerinden kurtulayım.
30-50. Gayet iyi verdin. Morgoth veya bir Mog kadar güçlü değil mi? Ay yine çok koşmalı ya. Yine ya. Lanet olsun, en az 25 saniye. Şu girişteki asansöre gelsek acaba kaç saniye? Dur bir asansöre bakayım. Daha uzun gibi, dur bakalım. Bir emin olayım da. Lan yukarıda bir item daha var. Neyse bakarım. Gerçi o surlu yere geçmedin değil mi? Ha, bura mıydı? Dur. Ha, kapı. Ben öte yerden devam edeyim, öteki yerden. Yok, soldan giderim de saniye hesabı olarak burası daha şey. Ay öteki de geldi. %30-50 diyorsun da ben yine de hani o kadar düşük tutarak abarttığını düşünüyorum. Benim artık 100'den aşağı öldüğüm boss yok. Ben total soruyorum işte. Ulan ilk Daha ilk girdiğimde direkt birinciyi yendim. Bir tane samınını. İkincisinde öldüm, üçüncüsünde öldüm.
Ya ben de öyle düşünüyorum. 100'den aşağı öleceğimi sanmıyorum. Hakikaten ya peki bu benim diğer denemelerim gene böyle bir şey var bende. Bir şeyi ilk denemede yaptım. Diğerlerini daha kesemedim. Denk gelmişti oradan saldırıda benim vuracağım zamana. Gelelim boss'a. Ya bakayım Commander. Boss'un hareketlerini öğrenmem için hem şu yolu 25-30 saniye koşacağım hem de o iki tane summon'ı güzel zamanlamayla aradan çıkartacağım. Bak tek yememeyi aslında şeyde isterim. Hatta can şeyi varsa kullanayım. Hani tek yemeyeyim de ben çünkü en başta bir öğrenmek için savaşacağım. Greatly dediği 30 mu? Bu mu? Ben sayıyı işlemedim değil mi? Dur öleyim de işlerim. Aklıma bir şey geldi. Eğer bir şey benim düşündüğüm gibi ise ben yok öyle bir şey yapmam. Söyleyeceğim bekle. Lan sen demedim sen az önce. Dur ben şimdi devam edeceğim şimdilik. Hareketlerini görmek istiyorum bossun. Şimdi soru geliyor. %95 evet diyeceksin. Şimdi bu herifin yaptığı hareketler
Summonları varken ve summonları yokken değişiyor değil mi? Şimdi bakalım neler yapıyor bu. Yani aklıma ne geldiğini tahmin edebiliyorsun. Değil mi? Ama yok. Anladın değil mi aklıma ne geldiğini? Ama yok, öyle bir şey yapmak istemiyorum ben. Yaratıkları kesme. Bir tanesini bırakayım. Sonra gideyim vurayım kaçayım falan da. Aa. Yapmayacağım öyle bir şey tabii ki. Oyun bana sunduğu şeyi yapacağım şu an. Bana onu bosslar summonlar öldükten sonra nasıl savaşacağını dair bir yapay zeka koymuş oyun karşıma. Onunla savaşacağım ben. Ama şu askerler. Öf. Arkada öldükçe tek tek şey yapıyorum. Fireball bok yedi. Mesela sadece Fireball'da örnek vereyim. 100, 160, 220, 280'den 80, 120, 160, 200'e düştü. Büyülen hasarları düşüyor. %25 ve %50 arasında büyülerin, skillerin hasarları düşüyor. Çünkü artık Base Magic Resistance yok. Mesela 280 yazıyordu, 210 vuruyordu ya. Ben o işlemi... Anladım abi. Ben o işlemi zaten kaldırmayı istiyordum. Çünkü Magic Resistance işin içine girince o matematiksel formüller sıçıyor. %25 var. Bir de o %25'in üstüne oyunda aldığın şeyler ekleniyor ya. Önce %25 alıyorsun. Yok, %25'in %25'i kaç? Abi şimdi %50 oldu. Bizim base %25 ne oldu? Öyle bir şey istemiyorum ben. Artık Magic Resistance diye bir şey yok oyunda. Zaten ben de armorsuz başlıyorsun. Şimdi bir de Magic Resistance'sız da başlıyorsun. Ama tabii bunun karşılığında Magic Resistance item'lar artacak. Şu an iki tane var. Bir tane item kendisi, bir de birleştirmesi. Peki sence ben bu dallamaya da 3 gün falan takılır mıyım? Böyle yüzlerce defa ölür müyüm? Aa! Kaçamadım. Bu arada benim kılıcımın özelliği var ya, kanaması falan. Doğru düzgün hiç faydalanamadım. Çünkü çok vurmak gerekiyormuş onun için. Çok. Ben öyle oturup uzun uzun çok vurabilecek bir oyuncu değilim. Abi bitmiyor mu sen saldırın? Yok, vurmanın sayısıyla alakalıymış o kanama dedikleri şey.
Oranı değil. Abi Morgoth'ta merdiven çıkıyordun dümdüz. Ona da laf ediyordum. Gereksiz bir yine de uzun diye. Mok'ta da merdiven iniyordun. Ona da laf ediyordum. Gereksiz uzun diye. E bu ne? Bak oyuncu cezalandır da böyle cezalandırma amına koyayım. Zaten ölüyoruz tamam. Koy şuraya bir tane gideyim öleyim. Ha bilmiyorum. Değil mi? Bana öyle dediler. Oy abi çok fazla sayı olarak fazla vurman lazım. O yüzden pek görmezsin o sahneyi dediler. Ama yeter ya. Ulan Bloodlust dediği şey de RPG ile FRP ile ne alakası bir şeymiş. Kanama dediğin şey zamanla hasar veren bir şeydir. Ya da kanama olduğunda bir şey olur fazladan vurursun. Onu öyle. 15 kere üst üste vuruyorsun ondan sonra kanama ipleri birikiyor pat diye patlıyor. Aha. Çok mantıklı karşım. Ulan bunların yanına da bir zahmet hani kanama koyalım ama kanamasın koyma ama koymasalarmış. Bullshit. Poison zaten 71'e Scarlet Rot mu yapmışlar? Daha adamı öğrenemedim. Adam vurabildiğimi de hatırlamıyorum. Değil mi? Ya var ya bütün şikayetim sadece yollar ya. Bosslara yüzlerce defa ölüyorum, gıkım çıkmıyor. Teşekkür ederim. Biblecek bir şey yok, yürü hastalığı manyaklık. Takıntılı manyağın obsesif maceraları işte.
Tabii şöyle bir şey var. Ben oyunu bitirdikten sonra ben fazlasıyla gurur duyacağım kendimde. Duyarım yani. Ya millet şey yapıyor. Ne alaka lan? Abi komik komik işler ya. Bir de şey yapıyormuş. OP build'lar öğreniyorlar. Bir sürü şey araştırıyorlar. Google'dan rehber araştırıyorlar. YouTube'dan bir sürü video izliyorlar. Ondan sonra girip yenip bakın diyorlarmış. İşte ben bunu hasar almadan geçtim. Bravo kardeşim. Az önce hangi manyak yetişip vurdu lan bana öyle? Yok daha denk geldiğimi sanmıyorum öyle bir silah. Kaç combo yapıyorsun sen? Oha törenle vuruyor lan. Bekle kanka sana da geleceğim. Yancını ne? Bu adam mı? Dex versene olur ama 99 Dex'im. Ya şu Stake of America parasını verip alma yok mu? Koymak istiyorum ben şuraya ya. Bir de şu girerken yediğim sopalar var ya. Neyse. Daha boss'a dokunamadım. Yemin ediyorum kolay ya ama yapamıyorum.
Ya. Ya şeyin farkındayım, ben şeyin adını yapıyorum. Acele ediyorum, hızlı ol, hızlı hızlı geçmek istiyorum da bu sefer acele etmeyeceğim, tamam. Çekeceğim yanıma, bekleyeceğim. Heh, şöyle gel şimdi. İyi de kalkanlı kankitona gidiyoruz. Ama bak şu harekete denk gelince de tam ısıtmayacağım ama sinirleniyorum. Dakika şu kapı ne? Bu kapılar. Bu kapılar nerenin kapısı? Bir dakika, nasıl yani, bunu açamıyor musun? En azından o kapıyı açaydım da bir işime yarasaydı ya. Öf. Ya bu kapılar nasıl açılıyor oğlum ya? Aptala bak. He. En azından şu kapıyı açmayı öğrenseydim ya. Surdan oraya çıkınca değil mi o kapıyı açma şeysi? Öyle bir noktadan falan açılıyor belli ki. Bak en azından şunu açsan beni biraz kurtaracak ya. Kubilay sen biliyor musun?
O kapıyı açmak istiyorum. 5 saniye 5 saniyedir. Tamam, en azından şu hareketi ne zaman yapacağını anladım. Daha doğrusu ne zamanlar yapmadığını anladım. Oğlum ben ne kadar süredir bundayım? Daha bir kere vuramadım ana boss'a. Ya bir şey diyeceğim. Şu kapıyı nasıl açabiliriz biliyor musun? Şunu ya, bunu ben açmak istiyorum bu kapıyı bir şekilde. O kapının çıkışı şurası. En azından şunu kısaltayım ya. Bu. Niye koymuşlar o zaman böyle? Daha ben ana boss'a bir kere vuramadım. Bir ya, dokunamadım daha boss'a. Şimdi erkenden yapası tuttu.
Boss'a verebileceğim hasarı da bilmiyorum ben, dolayısıyla daha bir kere dokunamadığım için. Ben hep böyle kesmek istiyorum işte, o yüzden biraz saldırgan oynuyorum. Şimdi o şeyi yaptıktan sonra iki kere power atak yaparım. Uğraşmak istemiyorum bunlarla o kadar. Lan hadi. Lan benim adamları yenmeyi öğrenmem mi 100 oyun sürecek? Valla bir 100 ölümüm var. Daha da önemlisi ben ikinci defa oynayacağım dedim bu oyunu. İkincisinde ne yapacağımı bilmiyorum. Asla. Büyücü olursam çok kolaylaşacağına inanıyorum oyunun. Okçu olursam çok kolaylaşacağına inanıyorum. Ama yeter ya, yeter ya. Ben sana o yüzden dedim, sen yüzüğüne iyi oran verdin. Heh, ben sana diyorum ya, ben aptal adam. Benim beynime bir şeyler çok zor giriyor. Tam olarak bunu söylüyorum. Bu seri iyi oldu. Bunu kanıtlamam için fırsat oldu. Normalde bir hareketi 20 kere, 30 kere, 50 kere yiyince öğrenirsin. Ben öğrenemiyorum işte. Benim 1000 kere yemem lazım kafam girmesi için. Yeter, dur şunların hareketlerine bakayım, hasar yedim. Onu da yapamıyorum. Hayatımda ilk defa bir boss'la 30 kere falan denip boss'a hiç vuramadım. Onu kullanmak istemiyorum.
Onu ben boss'a harcayacağım. Ama gerçekten ilk defa böyle 40 kere falan bir yere girip hiç boss'a vuramıyorum. İşte düşük zekalılık. Ya bir siktir. Geri zekalılık bu işte. Aptal bir insan olduğum. Ya en azından bunun farkındayım da çok dert etmiyorum. Kaç lira ödüyorum acaba ben bunu ya? Bir de öngörü başlatacaktım. 4200'e kadar keser miyim diye. 4200'e kadar boss'a bir kere vurabilir miyim yazsaydım. Öyle başlatsaydım. İki tane düz adam yenemiyorum ya. Yeter. Ben gidip önce şu kalkanı yeneyim. Yok hayır. Bir kere yaptım. O yüzden daha da yapabilirim. Şey değil mi? İlk defa bir boss savaşında bu kadar moralim bozuldu. İki tane düz adam yenmeye çalışıyorum. İki tane düz adam ya. Boss falan değil.
Ya nasıl düşüneyim? Görmüyor musun? Düz yaratık işte, kale full bunlarla dolu. Ya keşke biraz daha beynim çalışsaydı ya. Bu kadar aptal bir insan olmayı istemezdim ben. Ya da beynimde uğur mu var, tümör mü var? Bu aptallığımın bir sebebi olmalı ya. Oğlum mesele o değil. Bu kadar ölen herhangi bir insan şu an oyunu bitirmişti. Ben aptal olduğumun farkında olan bir insanım. Sadece üzülüyorum. Beynimin az çalışması beni üzüyor. Sebebini de bilmiyorum. 150 kere yediğim saldırıya gidip 151. defa yiyorum. Oyun tarzı değil yani mesela. İki tane adam yeneceğim ya, iki tane. Daha boss'a dokunamadım ya. Ya oyun tarzım yani o kadar da güzel bir tarz değil. Hani boşuna imrenme, imrenecek bir şey yok gördüğün gibi. Ya savaşayım, boss'la savaşayım, boss'a yenileyim ya. Hani 130'u bulur dedin ya toplam. Tamamen öğrendikten sonra. Ben o 130'a boss'a gelebileceğim mi? Ondan bile şüpheliyim. Ben o yüzden Malenia bir kişi mi diye sordum.
Hayır. Kullanmayacağım. Şu an ben anşiti kullanmadığım için ölmüyorum. Aptal olduğum için ölüyorum. Anşitle hiçbir alakası yok gördüğün gibi. Ben hala boss'un nasıl olduğunu merak ediyorum.
Ay hadi be. Ben sıçırıp vuracağım, ben öleceğim. ...4200'e salıyorum ya. Komple yayını kapatacağım 4200 ödümde. Şu bahsedilen şu charge atak bu bası tutma değil mi? Yani aklıma başka bir şey gelmiyor. Onu kullanıyordum zaten. Galiba test etmiştim, evet. Evet, test etmiştim. Mog'da. Normal şeyim buydu benim build'ım. İstemiyorum stamina falan. Yeter bana bu stamina. Adam olana çok bile. Hala boss'un nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. ...4200'e kadar en azından boss'un nasıl bir şey olduğunu göreyim istiyorum. Hedefim 4200'e kadar boss'a bir kere vurabilmek. Bir kere. Yenmesem de olur. Yeter ki vurayım bir kere.
Tamam. Görüşürüz. Ben de çıkıyorum ya. Ben son bir deneyeceğim. Gittin mi? Son deneyişim çıkıyorum bundan sonra. Güle güle.